Bizim burada denizimiz var. Deniz merhamettir. Deniz duygudur. Deniz insanlığı yansıtır. Deniz mavidir, umudun rengidir. Bizim burada her şeyden önce bir denizimiz var. Bu deniz, ki ben öyle düşünüyorum, o denizin merhameti İzmirlilerin içine işlemiş abi. Egele aileden herkese merhaba, selamlar, arkadaşlar. Sevgiler değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle çok dolu dolu bir açılış yapamıyoruz maalesef. Biliyorsunuz ki İzmir'de deprem oldu. O yüzden hepimiz hüzünlü ve kederliyiz bir nevi. Ve en başta şunu da söyleyelim. Biz bu videoyu çekip çekmeme konusunda çok kararsız kaldık. Hatta üstünden bir hafta geçti. Evet, üzerinden bir hafta geçti. Çok kararsız kaldık. Hani çekelim mi, çekmeyelim mi, duygularımızı anlatalım mı, anlatmayalım mı? İnsanlar bunu duygu sömürüsü olarak algılar mı ya da farklı yerlere çekerler mi diye kendi aramızda çok konuştuk ve düşündük. Neticede İzmir'de yaşayan insanlarız bizler ve dolayısıyla burada yaşamakta olduğumuz 6,6 şiddetindeki deprem, ki bana göre o 7'den aşağıya değildi. Bayağı şiddetli bir deprem olduğu kesindi. Hatta İzmir'de şu ana kadar yaşanan en büyük deprem deniliyor. Evet. Yani ben kesin bir şey söylemeyeyim. Ve biz bu şiddeti gerçekten yaşadık. Evet. Çok zordu. Buna yakın bir depremi 2015 yılında yaşamıştık. 3 yolda hatırlarsan otururken. 3 yolda otururken. O zaman bu şekilde bir sarsıntı yaşadık. Ama bu kadar büyük bir etkisi olmamıştı. O da evet. 6,3 şiddetinde falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu yaşamış olduğumuz deprem çok uzun sürdü. Yani saniyeye bakacak olursak evet. Eğer her bölgede farklılık gösteriyor. Mesela Bayraklı bölgesinde ortalama 35 saniye sürmüş. Ve bizim yaşadığımız bölgede İzmir'de, yani Pınarbaşı'nda yaşamakta olduğumuz sarsıntı saniyesi ortalama 21 saniye. O kadar az mı? Bana bir ömür gibi geldi. 21 saniye sürüyor ve o şiddetli sallantı, hani insanların birden şok olmasına zaten yetti de arttı bile. İnsanlar direkt kendini dışarıya attı. Ben atamayanlardanım bir de. Ben o arada işteydim. Bir de dördüncü kattaydık tabii ki. Bayağı bir yüksekteydik. Bir anda böyle sarsılmaya başlayınca insan şoka giriyor. Aslında depreme ne kadar hazırlıksız olduğumu anladım yani bu vesileyle. Çünkü ne saklanabildim, ne kaçabildim, ne merdivenlerden inebildim, ne de kendimi korumayı akıl ettim. Sadece böyle durduk, ayaktaydım. Ayakta kala kaldım böyle. Yani hani insanlar, yanımdaki insanlar sürekli dua ediyor. Allah'ım sen koru falan diye. Ben dua bile edemedim. Tutuldum, kaldım. Gerçekten deprem konusunda fazla eğitimli olduğumuzu düşünmüyorum. Hatta kendimin hiç eğitimli olduğunu düşünmüyorum. O şokla birlikte hiçbir şey yapamadan böyle kilitlenip kalıyorsunuz. Yani eğer o anda çocuğum yanımda değildi, tabii ki okuldaydı. Ama çocuk yanımda olsaydı belki de o şokla onu bile koruyamayabilirdim diye düşündüm gerçekten. Çok zordu. Kendimizi sağ salim dışarı attık ama o anları yaşamak gerçekten çok zordu. O enkazların altında verilen onlarca can bizim içimizde çok büyük bir yara oldu. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Son bir haftadır, normalde ben böyle şeyleri kafaya takan bir insan değilim. Hani depremden ya da olabilecek doğal afetlerden korkan bir insan değilim. Ama kaybettiğimiz o canları düşündüğümüz zaman, hani Allah sizi inandırsın, geceleri uyuyamıyorum yani. Yatakta sürekli olarak dönüyorum. Çünkü çok can kaybettik. Yani azımsanacak bir derecede değil bu. Ve bunu internette, sosyal medyada alay konusu haline getirdiler. Evet. Ve bu da çok çirkin bir şey. Ve onu da geçtim. Bu kapitalist sistemde kurtarılan o küçük bebeğimizin, isimsiz kahramanın parmağını tutarken, dışarıya çıkarken ki o görüntüsünü almışlar. Sen gördün mü onu bilmiyorum. Gördüm. Bardakların üstüne, kupaların üstüne basmışlar. Böyle kapitalist, böyle adilik, böyle karaktersizlik olmaz. Yapılmaz yani. Hele ki acılarımız bu kadar tazeyken, biz bu kadar bu psikolojik çöküntüyü atlatmaya çalışırken, hani bu şekilde yaklaşım hiç de doğru bir hareket değil. Ve onları alan insanlar da varsa ben onların akıllarından gerçekten şüphe ederim. Yani yaşanılan şey
normal bir şey değil arkadaşlar. Hani internette a deprem olmuş bak çok fena sallanmış falan diyorsunuz. Ama onu yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi çok daha iyi bir şekilde Evet. anlayacaksınızdır ki hani İstanbul depremini yaşayanlar şu anda bizim neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi çok daha iyi anlarlar yani. Ya bir nevi yaşandı, bitti tabii ki deprem. Normal bir şey. Yani bu bir nevi dünyanın kendini boşaltması gibi düşünüyoruz. Öyle Ya de doğal zaten afetler. ama sözünü kestim. Yapılan binalardan dolayı ve kentsel dönüşümden dolayı bu canlar gidiyor. Aslında burada depremin hatası değil, insanların hatası yani. Bu ölen insanların sadece depremden dolayı değil, yapılan hatalardan dolayı ölmesi insanın canını çok sıkıyor. Bir hiç uğruna ölüyorlar çünkü. Ya doğal afetler olacak. Olmayacak diye bir kaide zaten yok. Bugün burada da olacak, Arabistan'da da olacak veyahut başka bir ülkenin başka bir kısmında da her yerde olacak. Doğal afetleri biz dünya döndüğü sürece görmeye devam edecek insanoğlu ve diğer canlılar. Ama şimdi Bayraklı bölgesinde 2 metre kazdığın zaman zaten su çıkıyormuş. Orası Hani hatta şeymiş. bunu müteahhitler Tarla bir şey tarlası. Ne tarlasıydı? şey Önceden bir şey tarla. Bornova hatta. Bornova Bamya. bamya Bamya tarlasıymış tarlası. önceden. Ya insanlar hiçbir şeyi araştırmadan yapıyor. Gerçekten. Çok 2 iyi. metreden su çıkıyormuş arkadaşlar. Bakın Bayraklı bölgesinde kazmayı vurduğunuz zaman 2 metreden su çıkıyormuş. Ve orada yapılan apartmanların bir tanesindeki müteahhit bunu itiraf ediyor. Biz suyun çıktığını gördük. Buna rağmen oraya inşaatı yapmaya devam ettik diyor. Yani bile bile insanları ölüme atmışlar aslında. Evet. Ve bir de şöyle bir şey de var. Ülkemizdeki en büyük eksiklerden bir tanesi deprem komisyonunun olmaması. Yani bu imar aflarıyla olacak şeyler değil. Yani bir komisyon kurulmalı, binalar incelenmeli, kontrol edilmeli ve ona göre oturulabilir ya da oturulamaz raporları verilmeli. Bu yönde şey yapmaları lazım. Abi yönlendirmeleri lazım. Yani kalkıp da insanlara şunu demek çok doğru bir şey değil. Vatandaşlar da tedbirini alsın demek çok doğru bir şey değil. Çünkü insanların hani inşaat mühendisi diye kimse bir eve Ya bir de girerken açık konuşayım şöyle. abi kimse gelip de o evin projesine, imarına, cartına, curtuna bakmıyor. Parası neyse gidiyor, bakıyor, beğeniyor, ona göre ev alıyor kendine. Yani şöyle söyleyeyim. Depremde de çoğu şu an yıkılan binalarda hep durumu böyle çok çok iyi olan vatandaşlar değil. Herkes kendi cebine göre aslında eve giriyor. Evin altyapısı, duvarı ne kadar sağlam, işte temeli ne kadar sağlam, konumu nasıl bir yerde, hiç kimse buna bakmıyor. Evet. Şu an herkesin, milletin çoğu yani tüm vatandaşlar genelde asgari ücretle geçindiği için en ucuz ev ve en iyi topar, en iyi derken şöyle anlatayım. Oturulabilecek en iyi bir ev hangisi ona girip bakıyorlar. Kimse altyapıya bakmıyor. Ve ben şu an mesela biz oturduğumuz evde şükür ki depremden sonra bize akşam eve geldiğimizde evde bir tane iğnem bile yerinden oynamamış. Ben çünkü Harun'un büyük bir kitaplığı var. Ondan şüpheliydim. Büyük bir ihtimal yıkıldı dedim. Ama hiç yerinden bile oynamamış. Şu an herkesin canı yanıyor. Ama biz tabii ki gün geçtikçe, zaman geçtikçe gidenleri unutacağız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. O küçücük kalan çocukların annesi, babası ölenler oldu. Büyüdükçe onlar daha da farkına vardıkça onların içi yanacak. Biz Evet. unutacağız ama o evi yapanlar da onları unutacak. Ya da baştaki hani onunla ilgilenen devlet memurları veya diğerleri de onları unutacak. Ya bir süre sonra Herkes normal bir unutacak. yaşantıya döndüğümüzde yani bizler o insanları aslında unutacağız. Her Evet. yıl belki bir anma yapılacak, bir anma töreni yapılacak, bir şeyler yapılacak ama belli bir süre sonra yaralar sarıldığında onları unutacağız. Yani unutulacak, Bu her doğal zaman da böyle oluyor insanın zaten. doğasında olan bir şey bu. Unutacağız ve normal yaşantımıza döneceğiz ki bugün nasıl korona var, herkes normal yaşantısına devam ediyor. Hani bu da aynı şekilde İzmirliler için bu olacak.
Ve İzmir'de gerçekten çok büyük bir sosyal dayanışma oldu. Evet. İnsanlar birbirlerine kol kanat gerdi. Buradan herkese teşekkür ederiz ayrıca. İnsanların birbirine bu şekilde sarılması beni gerçekten duygulandırıyor ve gerçekten de çok mutlu oluyorum. Böyle kolektif çalışmaları görünce, insanların birbirine destek olmasını görünce. Tabii bunun yanında şimdi pek çok belediye geldi İzmir'e. Özellikle Ankara Belediyesi kendi mobil ekmek aracını İzmir'e getirdi. Burada ekmek yaptılar. Cezene Burak geldi buraya. Evet. İzmir'deki birçok sivil toplum örgütü, pek çok büyük Instagram sayfaları falan hep akın akın destek verdi. Bütün sosyal medya platformlarında bulunan gruplar destek verdi. Orada gerçekten çok büyük bir dayanışma oldu. İnsanlar gerçekten birbirine orada kenetlenmişti. Yani insanın insandan başka dostu olmadığını orada gördü. Ve İzmir kendi içinde, kendi bünyesinde birbirine kol kanat geren, birbirini sarıp sarmalayan bir şehir olduğunu bütün dünyaya aslında göstermiş oldu. Bunun yanında insanların mesela fazladan daireleri var. İsteyenler gelip bu dairede oturabilirler, kira istemiyoruz dediler. Oteller kapılarını açtılar. Evet, Hilton Oteli özellikle şu an bir herkes kendi evine geçene kadar kendini kapatmış ve depremzedeler için her orayı kaldırmış. Sadece Hilton için diyemeyiz, pek çok otel var. Evet, bir sürü hepsi. Otel sadece var, isimleri aklımızda değil. Hilton'u ben denk geldim, en son aklımda kalmış, o yüzden söylüyorum. Hani Hilton bilindik olduğu için hani direkt evet, akılda kalıyor akılda ama kalıyor. İzmir'de birçok otel kapılarını depremzedelere açtı. İstedikleri kadar kalabilirler ücretsiz bir şekilde. Ayrıca evi olanlar da dedi, kira vermeden istedikleri kadar oturabilirler. Evet. Çok yardımcı olanlar oldu. Ve hala devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum. Deprem bölgesine, şimdi İzmir tamam birbirine kol kanat gerdi. Yok. Kendi yaralarını sarmaya çalıştı. Hani bir bütün olarak kendimizi gösterdik. Ama bunun yanında karaktersiz, çok özür dileyerek söylüyorum, neyse küfür etmeyeceğim, karaktersiz, kendini bilmez insanlar da oldu. Oraya gidip erzak hırsızlığı yapanlar da oldu arkadaşlar. Evet, doğru. Özellikle marketlerden, restoranlardan gidip erzak hırsızlığı yapanlar oldu. Ve bunların her biri sosyal medyada ifşa edildi. Erzak hırsızı burada diye koskoca o kepenklerine, duvarlarına, camlarına yazıldı. Bu birincisi. İkincisi, İzmir'deki hani normal bir evde oturmaya kalktığınız zaman 1000 lira civarında bir kira çıkıyor. Ama baktığımız zaman 2000 lira, 2250 lira, 2500 liraya kadar kiralık daire ilanlarını gittiler çadır bölgelerine yapıştırdılar. Bu karaktersizliktir, bu şerefsizliktir, bu yapılmaz. İnsanların bir orada acıları var, çocukları var. Çocukları orada yani o çadır alanında insanlar perişan zaten, bakıyor ne yapacağız diyor. Hiçbir şey kalmamış ki yani. Cebinde parası değil, bazıları affedersiniz don külot dışarıda ya. Adam akıllı üstünde kıyafeti yok. Siz bazı insanlar gerçekten anlam veremediğim derecede akılsız diyeyim buradan sadece. Başka bir şey demek istemiyorum. Evet. Gerçekten. Onlar zaten muhtemelen İzmirli de değil arkadaşlar. İzmirliliği geçtim, onlar insan dışı bir varlıklar. Bizden biri değiller zaten. Yine dediğim gibi sosyal medyada alay konusu yapıldı bu birazcık. Bu da hoş bir şey değildi. Benim de sevmediğim, hoşlanmadığım bir yazılar vardı. En çok da onlara çok kızdım. İzmir genelde böyle nasıl anlatayım şimdi onu? Alkolün oldu. Evet. Alkolü seviyoruz abi. Milletlerce zinanın İzmirli, çok oldu. İzmirli olarak değil. Günah yani, şehir olarak. Bir İzmirli olarak söylemiyorum. Alkolü seviyorum. Evet, alkolü tüketiyorum. Tüketene karışmıyorum, tüketmeyene de karışmıyorum. Herkes kendi kapısına göre evet, yaşıyor. Herkesin kendi. Burada Türk'ü var, Kürt'ü var, Müslüman'ı var, Hristiyan'ı var, spagetti canavarına inananlar var. Burada varoğlu var. Burada her türlü insan, her türlü inançtan insan var. Ama her şeyden önemlisi bizim burada denizimiz var. Deniz merhamettir. Deniz duygudur. Deniz insanlığı yansıtır. Deniz mavidir, umudun rengidir. Bizim burada her şeyden önce bir denizimiz var. Bu deniz, ki ben öyle düşünüyorum, o denizin merhameti İzmirlilerin içine işlemiş abi.
Yani bazı karaktersiz bir topluluk var. Bu depremin İzmir'e yaptığı günahların bedeli olarak görüyorlar ve böyle bir zihniyetleri var. Onlara da buradan yazık diyorum. Cahillik çok zor şey. Çok. Cahillerin söylediği sözlerde takmamaya çalışsak da insanın canını acıtıyor. Acıtıyor evet. Gerçekten evet. Allah akıl fikir versin hepsine. Yani çok zor bir hafta geçirdik. Bir hafta oldu bugünle birlikte. Çok zor hatta bir hafta geçirdik. Videoyu da hatta daha yeni yeni kendimiz toparlıyoruz. Hatta artçılar devam ediyor. Sürekli tedirginiz ve sürekli deprem olacak mı diye düşünüyoruz. Veya deprem olursa nasıl bir çıkış yolu, nasıl kendimizi koruruz bunları araştırıyoruz. Allah hepimizi korusun, kimseye de böyle bir şey yaşatmasın. Bizler istiyoruz ki İzmir'de daha mutlu bir yaşam, daha sağlıklı bir yaşam, daha güçlü yapılarda yaşayabileceğimiz, daha sosyal belediyeciliğin yaygın olduğu bir şehirde yaşamayı hedefliyoruz. İzmir'i seviyoruz. Gittiğimiz, nereye gidersek gidelim, benim dönüp dolaşacağım yer İzmir'dir. Buradan da çok başka bir yere çıkabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü buranın çocuğuyuz. Burada büyüdük, buranın ekmeğini suyunu içtik. Başımızdan böyle bir olay geçti. Böyle bir doğal afet geçti. Hala kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki süreçlerde inşallah hiç kimsenin başına bu şekilde ölümlü afetler gelmez. Evet arkadaşlar, bugün durgun ve duran bir video çektik. Öyle fazla gülüp eğlenemiyoruz. Modumuz düşük, istemsiz olarak düşük yani. Ya bir de şöyle bir şey moralimiz de var. Bozuk. İçimizden video çekmek de gelmiyor. Evet, bir haftadır erteliyorum yani. Normalde video bunu çekmeyecektim tabii ki. Ama deprem olacağını da bilmediğim için zaten kalmıştı. Başka video çeksem şu an bu olayların üstüne gülüp eğlenemem. Bir anlamı olmazdı. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Kötüydü ama bitti. Allah dediğim gibi kalanlara sabır ve şifa versin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah enerjimizi toplayarak geri geliriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.